Yani mümkün olduğu kadar gölgede gezmeye çalışıyoruz. Güneşten fiziksel olarak kaçmak, yani güneşe çıkmamak önemli. Aşırı güneş, zararlı ışınlar deyince akla gelen ilk korunma yöntemlerinden biri güneş kremi. Doğal korunuyoruz, kullanmıyoruz yani. Güneşe çıkmamız gerekiyorsa mutlaka güneşten koruyucu krem süreceğiz. Özellikle yazlık tatilinde, özellikle sahil kenarında. İçimizi açan güneş aslında karşısında çok durduğumuzda, özellikle öğle saatlerinde cildimize zarar veriyor. Bu zararlı ışınlardan korunmak için de güneş kremi şart. Ancak doğru güneş kremi. Gerçekten güneşten koruyucu olarak üretilen ürünleri kullanalım. Uzun süre kalmıyorum zaten güneşte. Kaldığımda da güneş kremi kullanmıyorum yani. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saat sabah 10'da başlıyor, akşam 16'ya kadar sürüyor. Bu zaman diliminde dışarıda kalmaksa güneş lekelerine neden oluyor. Şimdi aslında güneş lekeleri güneşin verdiği bir savunma sistemi. Derimiz sizi uyarıyor. Beni güneşe çıkarıyorsun, ben zarar görüyorum diyor. Ve bu bir uyarı sistemi. Bunu uyarı olarak algılamalıyız. Güneş lekelerimiz çıkıyorsa biz de demek ki güneşe fazla çıkıyoruz. Güneşten korunmalıyız, güneşten kaçmalıyız. Uzmanlar güneşe çıkmama konusunda uyarıyor. Aynı zamanda doğru güneş kreminin kullanılmasına da dikkat çekiyor. Şöyle mesela havuç yağını sürüp güneşe çıkıyorlar ya da başka yağları sürüp güneşe çıkıyorlar. Bunlar son derece tehlikeli. Tabii belli ürünleri kullanmak gerekiyor. Malum her şeye gelen zam güneş kremine de geldi. Bütçesi daralan vatandaşsa çareyi ev yapımı krem üretmekle buldu. Ancak bu kremi sürmek ne kadar yararlı? Bu yağlar güneşin zararlı etkilerini, yakıcı etkisini daha da çok artırıyor. Hastalar daha güzel bronzlaştıkları için, daha parlak bir cilde sahip oldukları için güneşten koruyucu olarak kullansalar da aslında kanserojen etki arttığı için uzun dönemde çok büyük bir zarar veriyor cilde. İçinde neler neler yok derken aslında bir yemek tarifinden bahsetmiyorum. Sosyal medyada yaygın olarak evde yaptığınız güneş kreminden bahsediyorum. Ancak bu evde yaptığınız krem vücuda oldukça zarar veriyor. Ama bu havuçu sürmek yerine aslında yeseler ya da C vitamini içeren ürünleri yemek kesinlikle güneşten koruyucu etkisi var. Ama bunları yemek etkili, bunları sürmek etkili değil. Kremlerin Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olması şart. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ya da gerekli birimlerden onaylı olduğu müddetçe internetten de doğru bir adresten alıyorlarsa problem yok. Ama önemli olan marka ve tabii ki son kullanma tarihi önemli. Son kullanma tarihi mutlaka baksınlar. Çünkü ucuz satılan ürünlerin genelde son kullanma tarihi son zamana gelmiş oluyor. O şekilde indirime giriyor.